Sadrettin'in yaptığı şeyin açıklaması yok. Çok sinirliydi. Sizden çıkarttı. Onun adına çok özür diliyorum. Önemli değil. Sen nereden öğrendin? Şevket aradım. İhsan söylemiş. Dedem, benim Ümran'a gitmem lazım ya. Eyvallah, haber et. Tamam. Aşkım, ne oldu ya? Sapa göz, ortalık çok karışık. Çok karışık ama ben de daha bir şey anlamadım. Anlayınca sana da anlatacağız. Sadrettin, ne olur geri dönelim. Yağmuru alıp gidelim. Ne olursun geri dönelim. Lan ne demek geri dön ya? Sen benimle dalga mı geçiyorsun Songül? Oğlumu istiyorum ben. Ya o adamı bırakacak değilim. İn lan. Ne yapıyorsun ya? Bırak. İn. Ne yapıyorsun? Yürü git. Ne halin varsa gör. Ya beni yolun ortasından bırakacaksın. Burada bırakacaksın. Ulan benim seni hayatımdan çok önce sallamam gerekiyordu zaten. Ama kabahat sende değil, kabahat bende. Ulan ben sana nasıl katlandım be? Ben seni kafana nasıl sıkıp seni vurup öldürmedim? ...anlara aşık oluyoruz. Bu aptallık Ayşegül. Bu aptallık. İşte bu yüzden... ...yeterince sevilmiyorsun. Bunu görebiliyorum. Seni gerçekten sevebilecek birine ihtiyacın var. Şimdi değil. Ama sonunda anlayacaksın bunu. Senin bana ihtiyacın var. Benim sevgime. Ne demiştin içe? Sanki tüm hayatım boyunca yanlış bir melodiyle dans etmiş gibiyim. Bu sözün önemini ileride anlayacaksın Ayşegül. Kiminle konuşuyorsun? Ha? Konuşmak için herhangi birine ihtiyacım yok İhsan. İnsana dert ortağı olarak... ...kendisi yeter. Sadrettin'e ne oldu? Sadrettin. Sürüden ayrıldı. Ne yapacağız peki? Bekleyeceğiz İhsan. Bekleyeceğiz. Bırakalım biraz çaresizliğinin tadını çıkarsın. Hı? Yalnızlık böyle adamları korkutur. Bırakalım korkusuyla... ...baş başa kalsın. Bakalım ona neler fısıldayacak.
Ne olur bu sefer kal demeyin. Siz bu davranışı hak etmediniz. Daha doğrusu bu hakareti. Artık bir önemi yok. Herkes duydu. Benim biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var gerçekten. Çok üzgünüm. Ben de.